İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinin ardından bir kez daha Mossad e, dikkatli izlenmeye çalışılıyor. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necad'ın 2021 yılında yaptığı itiraf da bugünlerde yeniden çok konuşuluyor. Ahmet Necat, İran'da İsrail'e karşı oluşturulan birimin bile Mossad tarafından ele geçirildiğini söylemişti. Bir dinleyelim neler söyledi. Önce Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da suikasta uğradı. Ardından Hizbullah savaşçılarının çağrı cihazı ve telsizleri patlatıldı ve son olarak da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut'ta yerin altındaki sığınağından vuruldu. İsrail tüm bu operasyonları sadece teknolojik ve askeri üstünlüğü sayesinde değil, İran ve Hizbullah'ın içine sızan ajanlarından aldığı kesin istihbarat bilgileriyle gerçekleştirdi. Hal böyle olunca tüm gözler İsrail'in dış istihbarat birimi Mossad'a çevrildi. Mossad'ın tüm dünyada ama özellikle de Orta Doğu'da geniş bir ajan ve takip ağı var. Öyle ki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Orta Doğu'da ulaşamayacağımız yer yok diyor, İran'ı açık açık tehdit ediyor. Üstelik bu durum yeni değil. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın 2021 yılında yaptığı itiraf yeniden gündeme geldi. Ahmet Nejat o röportajda İsrail'e karşı koyma birimi kurduk ama başındaki kişi Mossad ajanı çıktı demişti. Böylece Ahmet Nejat Mossad'ın İran sistemi içinde etkisini kabul eden en üst düzeyde kişi oldu. Ülkesini yönetenleri eleştiren Ahmet Nejat, İsrail İran içinde karmaşık operasyonlar düzenliyor. Çok önemli bilgileri kolayca elde edebiliyorlar. İran birimleri ise bu duruma halen sessiz ifadelerini kullandı. Benzer açıklama eski İran İstihbarat Bakanı Ali Yunusi'den de geldi. Yunusi 2022 yılında verdiği röportajda Mossad İran'da devletin farklı birimlerine son 10 yılda öyle sızdı ki artık tüm devlet yetkilileri canlarından endişe etmeli dedi. İstihbarat Bakanlığında çalışmış biri olarak bu durum içimi acıtıyor diye ekledi. İran'ın devlet kurumlarına Mossad'ın nüfuz ettiğini gösteren başka örnekler de var. En çarpıcılarından birini Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen itiraf etti. Buna göre İsrail 2018'de 20 İranlı ajanı kullanarak Tahran'daki askeri nükleer arşivi ele geçirdi. O arşivin saklandığı binanın iç yapısını gösteren haritalara ulaşıldı. Sonra binaya baskın düzenleme ve kasaları boşaltma pratiği yapıldı ve operasyon tereyağından kıl çekercesine rahat tamamlandı. İsrail'in aradığı her şey artık elindeydi. İran'ın nükleer sırları baş düşmanının önündeydi. İki yıl sonra yaşanan bir gelişme dikkat çekti. İran'ın en önemli nükleer bilim insanı Muhsit Fahrizade, Tahran yakınlarında bilim kurgu filmlerini aratmayan bir suikaste uğradı. Fahrizade'ye yapay zeka yardımıyla uzaktan kontrol edilen makinalı tüfekten ateş açıldı. Dönemin İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alavi saldırının arkasında Mossad'ın İran devrim muhafızlarından devşirdiği bir ajan olduğunu açıkladı. Mossad'ın İran'ı en zor durumda bırakan istihbarat operasyonunun hedefinde ise Hamas'ın siyasi büro İsmail Haniye vardı. Haniye, Tahran'da İran devrim muhafızlarına ait konuk evinde suikaste uğradı. New York Times gazetesine göre Mossad, Haniye'nin hangi odada kalacağını bile biliyordu ve İran devrim muhafızlarındaki ajanları o odaya bomba yerleştirmişti.